Efendim selamlar, Serdar Sarı'da YouTube kanalına hoş geldiniz. An itibariyle A Spor'dayız. Son sayfa programına birazdan gireceğiz ama girmeden önce bu videoyu çekip YouTube kanalımda paylaşmak istedim. Dün bir canlı yayın yaptık, soru cevap diyoruz ama bugün yapamıyoruz son sayfa programından dolayı. Bari diyelim yayına girmeden önce videomuzu çekip koyalım. Evet arkadaşlar, bugün Şenol Hoca konuştu. Efendime söyleyeyim Ceyhun Kazancı konuştu. Bizim sevgili Ümüş Özden'e konuştu. Zaten bizim yaptığımız yayınlarda 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen beraber fikir birliğine vardığımız, konuştuğumuz, istihbarat paylaştığımız bilgiler ışığında biraz konuşmalar olmuş. Tabii isimleri görüyoruz. Sayın Cem Kazancı, işte Şenol Güneş, Halil Dervişoğlu diyor, işte efendime söyleyeyim yabancıların isimleri Kuzeyev. Benim ilk ciddi bir isim, üzerinde ciddi düşünülen bir isim dediğim günleri de hatırlıyorum. Oradan bayağı iyi bir aşama kaydettiler. İşte Amartey'i söyledik. Aslında Kondogbia çok öncelikli ama o da tabii ki Marsilya'yı tercih etti. Marsilya'dan önce Lyon vardı. Yine Ante Rebic dedik. Yine Arsenal'dan Holding dedik. Efendime söyleyeyim İngiliz basını yazdı Holding'i. Bu arada İngiltere'den bir oyuncu var. Hiç ismi çıkmadı. 4-5 büyük kulüpte ve onların sayılarını da ikiye düşürdüm. Kırmızı beyazlı takımlardan bir oyuncu. İşte bazı şeyleri biliyoruz, söylemiyoruz arkadaşlar. Piyaniste de olduğu gibi. O böyle bazen alta geliyorlar ya, bu adam hiçbir şey yok, bildiği yok işte. Gazetelerde çıkan haberleri yorumluyor falan diye. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hani piyanist olayı da var önceden. Halen böyle düşünenler var. Ben de onların birileri tarafından buralara gönderildiğini düşünüyorum. Anlayan anlamışlar arkadaşlar. Şimdi gelelim biz kendi konumuza. Baktığınızda hep şöyle bir şey söylemişsinizdir. İlk başta iyi niyet mektupları gidilir. Pardon, daha öncesinde nabız tutulur. Oyuncunun nabzı tutulur. Kulüplerin nabzı tutulur. İyi niyet mektupları gidilir. Çember gittikçe daralır. Bakın şu an 10 tane oyuncuyla bitime yakın görüşmeler var. Ama bitirmeyecekler. Bitirmeyecekler. Acil bir durum olduğunda ilk yapılması gereken transfer yapılır. Neden bitirmeyecekler? Çünkü daha iyilerini beklemek için ceplerinde tutulan transferler bunlar. Daha iyileri zaman geçtikçe. Mesela diyecekler ki ya Ante Rebic'in parasının bir kısmını biz ödüyoruz. Veya Halil Dervişoğlu biz bonservis bedeli istemiyoruz. Siz oynatın. Eğer parlarsa, iyi bir teklif olursa parayı paylaşırız. Yani vermezler. Beşiktaş vermez. Tayfur Bingöl'de de keza öyle. Diğer transferlerde yani Kuzey evde de öyle ve oradaki durum şu. Artık oyuncu beklediği teklif almazsa Beşiktaş'a gelir. O beklediği teklif de tabii ki Avrupa'daki büyük liglerde ve bunu da söylemiştik zamanında size. Kaldı ki Beşiktaş'tan gidecek oyuncular olabilir. Teklif alacak oyuncular olabilir. Bunların neticesinde Beşiktaş'ta transfer politikası yeni şekil değiştirecektir. Ama belki bir tehlike var. Onu biz bir söyleyelim. Elbette kulüple düşünüyordur. Baktığımızda transferde adı geçen isimlerin birçoğu Afrikalı. Afrika ülkelerinde. Irkçı mıyız? Asla. Yani benim zaten öyle bir şeyim yok. Ama Afrika şampiyonusunu unutmayalım. Şimdi arkadaşlar, Amartey, Djiku, senin Omar'ın, senin Masuak'ın, senin efendime söyleyeyim Gezal'ın, senin Abubakar'ın ilk 11'deki 5 oyuncun 5 ay yok. 5 hafta pardon. 5 maç diyelim. 5 maç yok. Bunu bir hesap kitabı herhalde yapılmıştır. Bakın herhalde yapılmıştır. Gerçekten de santrofor sol açık, solda oynayan bir santrofor. Efendim Yusuf Yazıcı ismi geçiyor, Halil Dervişoğlu ismi geçiyor. Evet saygı duyuyoruz ama birinci önceliği Beşiktaş'ın şampiyonluk, oyuncuyu rehabilite etme değil. Beşiktaş yeni delalileri kaldıramaz. O yüzden nokta katkı sağlayacak hiç şüphe yok diyebileceğimiz isimler arkadaşlar daha fazla tercih edilir diye düşünüyoruz. Ha parasal sıkıntılardan dolayı bu yola gidilebilir mi? Gidilir. Gerçekten de gidilebilir. Öyle gözüküyor arkadaşlar parasal sıkıntılar. Çünkü Şenol Hoca da bugün dile getirdi. Dün ben de söyledim A Spor'da. Şenol Hoca'nın istediği özelliklerdeki oyuncuların transferinde parasal sıkıntılar var.
Ona benzer oyuncular, o özelliklere yakın oyuncular transfer edilebilir. Belki bazı mevkilerde feragatlık yapılabilir yani. Fedakarlık diyorum. Fedakarlık yapılabilir daha doğrusu. Feragatlık diyorum. Yanlış cümleyi seçtim. Fedakarlık yapılabilir. Tercihler değişebilir. Bunları da kabul ediyorum ama yaptığın transferler ve kadrodaki oyuncularınla birlikte 6-7 futbolcu Afrika Şampiyonası'nda bu takımdan gider 5 maç sonra geri döner. Bazıları sakat dönebilir. Bazıları finalini görebilir. Arkadaşlar şampiyonluğu kaçırırsınız. Bak o kadar net söylüyorum. Yine 6-7 tane adam gittikten sonra nasılsa kadroda Necip var idare ederiz veya Necip gibi birkaç oyuncu var idare ederiz derseniz sıkıntı olabilir. Yani olası bir aksilikte ben o günkü manşetleri, o günkü sosyal medyadaki trend topikleri, taraftar yorumlarını düşünemiyorum arkadaşlar. O yüzden bence Şener Hoca buna dikkat ediyordur. Devre arasında veya kış döneminde takımdan 6-7 tane futbolcu Afrika Şampiyonası'na giderdi. Bazıları çok uzun süre dönerse, bazıları sakat dönerse, bazıları sıkıntılı dönerse, bazıları da yorgun dönerse gerçekten önümüzdeki sezon kimi almış olursanız olun transferde ne kadar zamanda yapmış olursanız olun ama çoğunluğu Afrikalı futbolculardan yani turnuvaya gidecek futbolculardan oluşuyorsa çok büyük sıkıntı Beşiktaş'ı bekliyor demektir. Buna dikkat etmek gerek diye düşünüyorum güzel insanlar. Şimdi birazdan son sayfada da söyleyeceğim. Ya acaba Burak Yılmaz'ı yardımcı antrenör değil de futbolcu olarak mı devam ettirse Beşiktaş? Ofsayt kuralı değişti. Biliyorsunuz ki Burak Yılmaz her ne kadar eskisi gibi çok fazla koşmasa da bu ligde yine iş yapar. Ama herhalde hele hele böyle bir ofsayt kuralı değişikliğinde ben Burak Yılmaz'ın yerinde olsam şunu derdim. Ya ben niye bırakıyorum futbolu derdim. Bu kadar net söylüyorum. Madem bu kadar kural değişiyor. Daha da çünkü Burak Yılmaz savunma arkasına sarkma konusunda Türkiye'deki sayılı oyunculardan biriydi. Biriydi diyorum çünkü futbol bıraktığını açıkladığı için söylüyorum. Eğer futbol bırakmasaydı sayılı oyunculardan biri derim. Halen ciddi derecede oynayabilecek, 3 sene daha oynayabilecek potansiyeli var. Kendi de söyledi basın toplantısında. O yüzden arkadaşlar baktın transferde işler olmuyor santrafor konusunda. Çünkü santrafor arayışları var. Şenol Hoca Burak Yılmaz'a bırak çıkar üzerinden hocalık eşofmanlarını bırak düdüğü geç kadroya diyebilir. Hazır ofsayt kuralı da böyle bir değiştiyse. Ya bunun da esprisini kendi aramızda yaptık ama tabii oyuncu sevgili Burak Yılmaz kafasına koymuş antrenörlük yapmayı, yeni bir sayfa açmayı yoruldu. Hakikaten zihnen yorulmak çok yıpratıcı. Fiziken yorulmaktan çok daha beterdir arkadaşlar. O nedenle söylüyorum. Santrafor konusuna gelecek olursak tabii ki Aboubakar'ın Afrika Şampiyonası Cenk Tosun'un sakatlıktan çıkacak olması Muleyka'nın istenilen seviyede olmaması nedeniyle ben Avrupa'da 5 büyük ligde forma giyen veya kiralık gönderilen bir santraforun Türkiye'ye geleceğini, Beşiktaş'a geleceğini düşünüyorum. Bayram bitti, tatilimiz bitti. 3-4 gün içerisinde bu kanalda daha farklı, daha detaylı videolar olacak arkadaşlar. Biraz zaten oradan da kampa gidiyoruz 15'inde. Orada da aynı videolar devam edecek. Böyle bir 15 gün, 20 gün tamamen transfer odaklı bir hayatım olacak arkadaşlar. Evet biraz böyle artık iş güç diyelim. Bu durumu da bir dahaki videoda ve bir dahaki canlı yayında konuşacağız arkadaşlar. Efendim bana vakit ayırdığınız için böyle bir hap video diyelim. Hemen sokalım gündeme. Bir kez daha söylüyoruz. Afrika Şampiyonası Beşiktaş'ı şampiyonluktan edebilir. Bu kadar net söylüyorum. Transfer politikası bence kadro planlaması da ona göre yapılmalı. Efendim sağlıcakla kalın. Son sayfayı bekliyorum.